Nefesli Çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı olan Sipsi dünyaya açılıyor. Japonya, Almanya ve İsveç gibi ülkelere ihraç edilen yöresel çalgı uluslararası alanda dikkat çeker hale gelmiş. Sipsi için ben bugüne kadar yurt dışı olarak Japonya'ya, Almanya'ya, İsveç'e, İsveç'te bir müzik mağazası var, 300 tane alıyor mesela bazen. Bu dünya sazları ile çok ilginç bulunduğu için talep oluyormuş zaman zaman. Bu sevindiriyor bizi tabii. Yöreden uluslararası bir boyuta geçtiği için biz buna sevinmekteyiz. İhracat istendiği takdirde her yeri yapabiliyoruz. Çünkü bunda ben iki defa uluslararası başarı elde ettim. 1986'da İngiltere Langoland Festivali'nde, bir de 2011'deki UNESCO ve Dünya Folklor Müzik Camiası'nın desteklediği Dünya Halk Müziği ve Halk Sazları yarışmasında altın madalya aldım iki dalda. Burdur'da yaşayan ve cep telefonu dükkanının üst katını atölyeye dönüştürerek Sipsi imalatı yapan Hüseyin Demir, Sipsi'ye olan ilgiden oldukça memnun. Bütün amacımız birlikte bu yöredeki sıkışmış olan sazımızı dünya sazları ile çalınabilir hale getirmek. Bütün amacımız bu. Çalışmamız bu yönde devam etmekte. Bunu başarabilirsek de bu sazımızdaki öksüzlüğünü kurtarmış olacağız, inanıyorum. Nefesli Çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı olan Sipsi, kabak kemani gibi tek yöresi gurbet havası uçuşlarında sık duyulur. Başta Burdur olmak üzere Fethiye'den kuzeye doğru Denizli'ye kadarki bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir müzik aletidir.